Merhaba arkadaşlar. Ehliyet nasıl alınır adlı videomuzda baştan sona merak edilen tüm aşamaları teker teker anlatacağız. Ehliyet almak için yapılması gereken şartlar nelerdir? Hızlıca bir sayalım. Sürücü kursuna yazılmak, el sınav ve direksiyon sınavını geçmek, ehliyet için gerekli belgeleri toplamak, randevu.nvi.gov.tr'den ehliyet randevusu almak ve sonra randevuya zamanında gidip sürücü belgeniz için gerekli evrakları teslim edip birkaç gün içerisinde ehliyetimizi evimizden teslim alabiliyoruz. Şimdi bunlar nasıl yapılıyor? İlk gittiğimizde gerekli belgeler nelerdir? Bir adet biyometrik fotoğraf, son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekiyor. Öğrenci belgeniz ve araç kullanabilir diye sağlık raporu. Ve bunlarla birlikte ilk olarak sürücü kursuna kayıt yaptırıp manuel ya da otomatik vites mi istediğimizi söylüyoruz. Ona göre hem araç ayarlıyorlar hem de ehliyetimizi ona göre alıyoruz. Gerekli evrakları saymıştık zaten. Belge işlemleri tamamlanınca teorik dersler başlıyor. Trafik ve çevre, trafik adabı, araç tekniği, ilk yardım. Ehliyet almak için yaş şartları nelerdir? Yani herkesin daha çok kullandığı B ehliyeti 18 yaşında doldurması gerekiyor. Diğerleri için 16, 18, 20, 21 ve 24. Farklı farklı ehliyetler için. Ehliyet sınav soruları nasıldır? Yeni getirilen uygulamalarla birlikte ehliyet sınav soruları toplam 50 tanedir. Bunların 12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi de trafik adabı alanlarından oluyor. Ehliyet sınavını geçmek için en az 35 soruya doğru cevap verilmesi gerekiyor. Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları götürmediğinden bilmediğin soruları da cevaplayabilirsin. E-sınav sistemi nasıldır? Yazılı sınavın yanı sıra artık tüm şehirlerde de yürürlüğe giren e-sınav, yani elektronik sınav uygulamasına geçildi. E-ehliyet sınavına sadece sürücü kursun senin adına başvurabilir. Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğrafın da istenebilir. Başvurun ilçe emniyet müdürlüğü tarafından incelenir, uygunsa onaylanır ve sana randevu sistemi üzerinden bir sınav tarihi verilir. Ehliyet sınavı giriş belgesi kayıtlı olduğun sürece sürücü kursu tarafından sistemden alınarak sana verilir. Sınav giriş belgen olmadan sınava giremezsin. E-sınav doğrudan bilgisayar üzerinden gerçekleştirilir. Bilgisayar ekranında sana sorulacak olan sorulara ait 4 çıktan sana göre doğru olanı ekrana dokunarak işaretlemen gerek. Ehliyet sınav sonuçlarını http://esinav.meb.gov.tr adresinden açıklanmaktadır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra siteye girebilir ve TC kimlik numaran ile sınav sonucunu hemen öğrenebilirsin. Sürücü kursunda da arayabilirsin. Oradan da hemen cevap gelir. Bu şekilde dokunmatik ekran. Direksiyon sınavından önce yapılması gerekenler. Sürücü adayının öncelikle direksiyon sınavına girmek için nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgesine ihtiyacı olacak. Elindeki sınav giriş belgesinin üzerinde yer alan sınav tarihi ve saatine muhakkak dikkat etmek gerek. Sınav saatinden en az 15 dakika önce sınava gireceğin başlangıç alanında nüfus cüzdanı ve giriş belgenle birlikte hazır bir şekilde beklemelisin. Sınav zamanında başlangıç alanında hazır bir şekilde bulunmadığın takdirde sınavın iptal olur ve 4 defalık sınav hakkından birini kaybetmiş olursun. Başlama saatin geldiğinde elindeki belge ve kimliğini yetkili memura teslim etmelisin. Bu esnada araca binmeden önce tabletten resmini çekip sınava başlarsın. Önce aracın kaputunu açtırıp motor, silecek suyu, akünün yerlerini sorup onları doğru cevapladıktan sonra araca binerek sınava başlamış olursun. Şimdi ehliyet direksiyon sınavında neler yaşanır ondan bahsedelim. Ehliyet almanın ikinci aşaması olan direksiyon sınavı bir eğitmen ve bir gözetmen eşliğinde uygulanır ve her birey için ortalama 35 dakika süre ayrılır. Sınava girecek adaylardan ilk önce aşağıdakileri doğru uygulaması beklenir. Araca biner binmez koltuğu ve aynaları kendine göre ayarlayıp emniyet kemerini takması. 2. Ön hazırlığı tamamladıktan sonra debriyaja basıp vitesi boşa aldıktan sonra kontağı çevirerek aracı çalıştırması. 3. Frene basılı tutup el frenini indirmesi ve gideceği yöne doğru sinyal vermesi.
Dördüncü, tekrar debriyaja basarak aracı birinci vitese alıp gaza basması ve yola doğru ilerlemesi. Önce bunlara bakıyorlar. Daha sonrasında bu hareketlerin ardından gözetmenler sürücü de farklı hareketlere de bakıyor tabi. Birinci, direksiyonu 9-15 olarak adlandırılan konumda tutulması. Bunu yapıyor mu? Önceden yerleştirilmiş iki dubu arasında dubalara çarpmadan tek manevrada park etmesi. Yaklaşık 25 metre şerit çizgilerini geçmeden geri geri gitmesi. Yolculuk sırasında ani frenle durabilmesi. Önündeki araçla takip mesafesini koruyabilmesi. Dönüşler sırasında ayna kontrolünü iyi yapması ve sinyal vermesi, trafik işaretlerine uyması ve trafik ışıklarına ve geçiş üstünlüklerine dikkat edilmesi de bekleniyor. Bir de L park vardı, onu yazmamışız. L park yapması. Gözetmen sizden aracı durdurup park etmenizi istediğinde, aracı durdurduktan sonra vitesi boşa almalı ve el frenini çekmelisiniz. Sınav sırasında gözetmenin size aracın iç donanımı ve motor parçaları hakkında sorular da sorabilir. Tüm bunların ardından direksiyon sınavından başarıyla ayrılan adaylar kurs yetkilileri tarafından hazırlanan dosyalarını emniyetten randevu almasıyla birlikte gerekli belgeleri götürerek sürücü kimliğiyle başvuruda bulunur. Daha sonra sürücü adayına, yani adresine gönderilen sürücü belgesiyle birlikte ehliyet alma işlemi de tamamlanmış olur ve bu şekilde de ehliyetiniz gelir. Başarılar diliyorum.